geçmesini bekliyorum da yoksa direkt açayım mı? Yok, beklemen gerekiyor. Güncellemeyi çektikten sonra dosyaları yükler. Tamam, şimdi açabilirsin. Tamam. Yani şey Doğrudan girmeye çalıştığımız için. Herhalde ekran paylaşımından olabilir çünkü hani Skype'da da aynı şekilde hani ekran paylaşıldığı zaman Olabilir. Normalde hızlı geliyor mu? normalde evet hızlı geliyor yani bu kadar geçecek mi? Etmesin üzerinde bıraktım. Önce instruktörü öğrenmeyi daha iyi yoksa direkt öğrenciden başlayalım. Bakalım yapılacaklar. Öğrenci değil de bu değildi sanki ya. Görüntü öyle miydi? O zaman şeyden açayım. Şuradan. VS Code'dan bir açabilir misin?
Ritmi en altta. Öğrenci ana sayfası, öğrenci kursları listelenen, instructor tamamı bitirdik mi? İnstraktörle alakalı bir şey kaldı mı? Instructor kurs dersleri ekle listele sil güncelle var ya. Aman arada bir görüntü gidip geliyor. İnternet bağlantında bir sıkıntı mı var? Tekrar bir bağlanma şansın var mı? Çünkü görüntü gidiyor, ses gidiyor. Şu an geliyor. Görüntü de geliyor. Az önce bir ses görüntü kopuyordu. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Tamam. Şey, hangisini yapalım? Öğrenciyim yoksa instruktör mü? Önce instructor'ı bitirelim. Tamam, o zaman instruktör kurs testleri ekleyelim. Ajax'a yapıyorduk ya. O kısma devam edelim. Tamam, o zaman kapatıyor muyum? Kapatıyor muyum acaba? Kapat. Bölüm ekleme yapmıştık değil mi? Bakalım. Forum ne yapmıştık? Oradan ekleyelim.
ama En alt kısma bir bakabilir misin? Kurs part sayfasında. En üstte bir gel. En altta olması lazım. Kurs parti yapmıştık dün en son. Tamam, bu sayfayı yapmışız. Kurs content'e de kurs parttaki gibi bir tane section açacağız. Bu sefer ders ekle diyeceğiz. İçerik ekle. şuraya. O section hemen altına. Kurs part'taki section var ya, ikinci section. Onu kopyala. Yok, onun bir altındaki. Form olanı. Hatta o alttaki script'i de kopyala. Tamam. Tamam. Bekle gidiyorum. Pardon, şeye gidiyorum. Content. Content'e gidiyorum. En alta yapıştır. Tamam, oraya bölüm oluştur değil de ders ekledi. Ders oluştur diyebilirsin. Section'da ID'si ders oluştur oldu. Şurası. Ders oluşturma de oraya. E bu niye ne yaptın ki? O ID'leri çakıştı şu an. İki tane ders oluştur var. Section gizli göster yapmayacak mısın? Section ders de oraya. Nasıl? Section ders yaz. ID'ye. Bir tane div açtın, onun da ismini ders oluşturma. Tamam, öyle kalsın. Tamam, öyle kalsın. Dersle alakalı geri kalan divleri ekle. Ders oluşturmak için başka ne gerekiyor? Database'de aç bakalım tablosunu bir görelim. Zamanı adı video call tarih zaten şey tatlıydı. Video kod diye bir şey istemiş. Yani yine yazı yazabileceğim bir input'a ihtiyacım var. İçeriğin uzunluğuna ihtiyacın var. Başka bir şeye gerek yok.
İki tane daha input ekleyeceksin. Input text. Şurası da sadece. Aynen. Ondan iki tane daha üreteceksin. Yani sadece input mu? Evet, iki tane yani input. Biri ders video kodu olacak. Video kodu mu bu? Kodu. Diğeri de video uzunluğu. Video süresi diyebiliriz. Ders video süresi. Ders süresi giriyor muyuz ki? Duration var ya, giriyoruz oraya. Yani ders süresi giriniz. Tamam. Ders video kodu giriyoruz. Ders video. Şimdi Ajax'a gelmen lazım. Ders oluşturur. Yapıştırıyorum. Ders oluşturur. Bölüm adı, bölüm adı. Val. Val ne? Validation mı? Hani yok, value. Input'un value'su. Input'un adını yazman lazım. Onda bir tane var. Bölüm. Ders adı var. Evet. Bir de ders süresi var. Sanırım bunu şeyden bakıyorum değil mi? Controller'dan bakman lazım ama üretmemiş olabiliriz. O zaman yeni bir tane şunu kopyalayarak. Kurs part. Aynen. Onun gibi. Kurs content et diye bir şey öğretmen lazım. Geçen önce argüman değiştir bence. Diğer sayfadan ne göndereceksin bu sayfaya? Inputlarımız var ya 3 tane. Diğer sayfaya HTML'i gel.
Diğer sayfadan biz ne istiyoruz? Google'da ne var? ID ne var Google'da? Bak. Buradan Gel kanka. ders adı, ders video kodu, ders süresi dedin ya. Data kısmına gel. Data kısmı altta. Yok, HTML'de. Data kısmı var ya orada. Data 2 nokta üst üste. Ders adı eşittir. ID yazan kısmı ders adı demen lazım. Ders adı. Oraya ne yazarsan sınıfta da o metot argümanını onu yazıyorsun. Ders altı adı. Evet Pardon. yazdım. Artıdan sonra ID demişsin ya. O ID'yi silip ders adı yaz. Alt tire yok. Değişken ismi yani JavaScript'teki. Bölüm adı yerine ders video kodu yaz. Direkt tire yapsak oluyor mu yoksa alt tire Tire mi kabul var burada? etmiyor. Tamam, burası şey yapacağız. Ders diye bir şey yok. Ders video kodu olacak. Video. Yani yukarıda ürettiğin değişken ismiyle aynı olması lazım. Oraya tekrar bir artı ekle. Süreyi de göndereceksin. Artı. Yine çift tırnak. And. Sürede. Hepsine. Fark etmez, o sana kalmış. Çift tırnak kapat. Artı ders süresi. Bölüm ekle nokta height değil de ders oluşturma mı demiştin o kısma? Section ismi. Ders oluştur, evet. Evet, section ders. Section ders height, sonra sonuç. Sadece burada sonuç var sanırım. Burada Evet, karaktanlar orası yok. doğru. Şimdi burada eşittirden önce ne yazdıysan onların her birini yeni ürettiğin metodun argümanına eklemen lazım. Nereden önce? Metot argümanı var ya, diyorsun buraya niye ID geldi? Onlara eşittirden önce yeni eklediğin datada yazdıkların var ya, ders altı adı, ders video kodu, süre. Onları göndereceksin. Onlar olacak metot argümanında. Şurada yani. Aynen. Onların hepsini string yap. Sil onları. Sırasıyla orada datada gönderdiğin başlıkları yaz. Direkt şunlar. Yok, eşittirden öncekiler. Şunlar mı? Yok, artının başına gel, artının başına gel. Ha, şunlar mı? Aynen. Ya sadece nasıl eşittir işaretine gerek yok değil mi? Yok, o eşittirden sonra değeri. Değişken gibi düşün orayı. Tamam. Virgül. Yerine gidiyorum. Duruyorum. Geri geliyorum. Virgül. String. Ne kadar? Tamam, şu an ne üreteceksin? Kurs bölümü mü üreteceksin? Hayır. Kurs içeriği üreteceksin. Kurs content diyeceksin yani. Bir de neye ihtiyacın var? Hangi kursa içerik ekliyorsun? Onu da belirtmen gerekiyor, değil mi? Database'e bir gelebilir misin? Evet, kurs part ID, bir de kurs ID'ye de ihtiyacın var. Değil mi? Onları da yine göndermen gerekiyor.
göndermen gerekiyor. Onları gönderelim. Ajax'a gittim şuraya. Evet. Yine orada var ders süresi dedin ya. Hemen onun altına gel. Var Var ders kursa süresi. ID'de. Var kursa ID eşittir. Sıfırda. Sıfır yaz. Bir alt satırda da neydi? Bölüm ID miydi? Bölüm ID. O da sıfırda. Şimdi o sıfırları değiştireceğiz. Yukarı gel. Yukarı. Kolun üst tarafına gel. Şimdi bu sayfanın içinde kurs ID ve bölüm ID yakaladığımız yerler var. Kodları yukarı doğru bir çekersen C# kodlarına bir bakalım. Bak mesela bölüm 0.id diyor. Evet. Bir de bak mesela part ID diye bir şey var. 51. satırda integer ID. O integer ID'den hangi bölümde olduğumuzu anlıyoruz. Kurs sıfırdan da 55. satıra bakabilir misin? Kurs sıfırdan kursun ID'sini, bölüm sıfırdan da bölümün ID'sini yakalayabilirsin. Aynen. Şimdi JavaScript tarafına gel. Evet. Onu o şekilde kabul etmeyebilir. Oraya bir süslü parantez aç kapat. Et süslü parantez başını et ekle. Süslü parantezin başını et ekle. Evet, şimdi süslü parantez içerisine gel, yapıştır. Tabi oradaki et yok. Kurs 0 nokta de. Evet, ID miydi bakalım. Büyük ihtimal ID'di. Tamam. Tabi bu üstte olacaktı bu kod. Bölüm ID de bölüm 0 nokta. Tablodan bir kontrol et. Kolon isimleri aynı mı? O şeyde hani bir gelin aydı, kurs aydı. Nereden çektik ki onu? Kurs farktan çekmişiz kursu. Gelin kurs farktan çekmişiz. Kurs farktan açıyorum o zaman. Güzel. Birisi kurs aydı. Burada sadece kurs aydı var ki. Tamam. Kurs part'tan ID'yi. Kurs part'tan ID'yi çektim. Kurstan da doğru yaptık. İkisi de doğru. Şimdi onları dataya ilave et. Datada bunları da gönder. Fark etmez. Eşittir. Eşittir unutmayalım. Ders ID'nin başına da end eklemen lazım. En baştaydı ya. Ders alt adı yazdın ya. Aynen. Bir niye ekledin? Bekleyeceğim. Bölüm ID. Doğru.
Tamam, şimdi ne yapacaksın? Kontrolüre bu eklediğin değişken isimlerini de belirteceksin. Evet, ikisini kopyalıyorum. Hemen yapıştırıyorum. Şurası kopyalıyorum. Kursaydı bir yerde görmedim. Kopyala. Buraya yapıştır. Nerede bölüm ID? Bölüm ID. Geri kalanı zaten aynı. Onları integer yapabilirsin. O ID olanları integer yapabilirsin. Süreyi de integer yap. Tamam. Ne ekleyeceksin? Kurs content ekleyeceksin. Kurs content S de var galiba. Kurs content. Tablo ismi neydi? Evet, doğru. Aslan koyalım. İsmi. O zaman sales kurs kontrol. City yapayım. Peki, content. Kurs ID var. Doğru. Şurada bir doğru. Ya da şurası bakın. Kurs part ID. Bölüm ID. Burada content part ID yazıyormuş. Tamam. Sen de oraya bölüm ID'yi yapacaksın. CP noktada direkt gelir zaten onlar. Date olacak ama o tabloda var. Onu ekle yine. Ekle onu. Tamam. Bir alt satıra in. CP nokta. Sistem Niye eklemedin? neyi? Video kod. Teşekkür. Video kodu aşağı Süreyi de eklemen lazım. ve Content bekliyorum. duration. Ama ondan önce şunu da eklemem lazım ki get adı Evet. da content email'i hadi get adı şimdi cost tab değil. CTC diye gönderiyoruz. Tamam. Tamam, deneyelim.
Sizin tablonuza bakıyorum. O yüzden nerede bıraktım? Editten 200. Şurasını kopyalıyorum. E-mail adresiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, giriş. Şimdi ürün yeni bir postalıktı. Dışarıda gidiyorum. MNC'ye gidiyorum. Content oluşturmadık. Kurs satmıyor ama kurs contentimiz yok. Şu an kapatıyorum. Tamam. Videonun altına kurslar var. İstirahatlar ya da teyze. Yok. Hata neydi? Ben orayı görmedim. Anlamadım. Sayfaya gitmiyor. Sayfa mı yok diyor. Sayfa yok. Emin misin? Başka bir hata vardı sanki orada. Yeniden bir çalıştır. Yap. Ben giriş. Tişört. Enerji. Enerji. Şimdi niye kızıyor? Kurs ID'ye kızıyor. Bulamıyorum onu diyor. Ne diyor orada hatada? Description. Energy. Alttaki hatayı şey yapalım. Koda bir gel. Kapatma projeyi. Koda bir gel. Tamam, o süslü parantez ekledik ya. O süslü parantezleri kaldır, sadece et olsun. Böyle bir dene. Geri yaptım. Geri gidiyorum. Şimdi kendisi o geldi. Restore. Ve bizim yeni alanımız burası. Burası ve burası. Yaz adı gelemiz yazı. Adana. Yaz adı, yaz adı ne olabilir? Birinci bölüme ders adı ekleyeceksin. Evet, ders adı ne yazalım? Ya ders adı dedin günlük olarak işlediğimiz ders. Yani ders adı yaz geç, tamam, oraya salla. Gece kodu. Oraya YouTube'un iframe kodu gelecek. YouTube'un iframe kodu. Şimdi bulayım mı yoksa? Herhangi bir tane ekleyebilirsin. Bir
Şehir var ya. Direkt mi? Evet, şehirden. Kapatma şehir. Oradan embed. Burası değil mi? Evet. Tamam. Kopya. Test süresi 12 dakika iken. Yaz alıştır. Saniye cinsinden o. Yazıyoruz. O zaman 7-20 saniye falan. Tamam, ders oluştur de. Yazı geliyor mu? İşte ekstra. Bu şey daha derece. Aferin, ne güzel. Burayı clear et ve Yere ekliyorum. yeniden bu sonra tıkla. Konsola gel. Bak 500 dönüyor. Dönüyor. Posta tıkla. Konsoldan posta tıkla. Konsol sekmesi vardı ya az önce. Heh, orada neyden kaynaklı olduğunu görebiliyorsun. Heh, bak preview'da. Ne diyor? Integer'e kızıyor. Parameter name parameters diyor. Bak mesela kurs ID nullable diyor. Boş bırakılamaz diyor. Demek ki senin kurs ID'in boş gitti. Sadece yakalamadık o zaman. Nasıl? O etlerin başına sonuna çift tırnak ekler misin? Aslında çıktı. Ya artan olarak ne diyorum hocam? Yo, direkt böyle. Yeniden sayfayı yenile dene. Sayfayı yenileme döneminde şurasını bir kopyalıyorum. Bütün bilgileri veriyorum. Evet. Test adı. 200 saniye olsun. Ders oluşturma basmadan önce şuraya bir siliyoruz. Şuraya siliyoruz. Sonra bastık. 500. Nefes gidecek. Nefesten bakalım. Şimdi referans dışına kapatırsan sağlıklı entry. Yani çok kısaydı kısa çıktı. Hata var. Evet, nal olamaz diyor. Sonra sistemin tepkisi. Evet, sadece şu kısaydı yapılıyor. Kısaydı. Şimdi kısaydı. Test kosayede bence sıkıntı var. Yukarı gidiyorum, yukarı gidiyorum, yukarı gidiyorum. Kurs. Şurası kurs. Kurs yoksa vereceğim de kurs yoksa ben şeye girmem ki. Tablonda kurs mu yok? Yok, kurs varmış. Zaten kursum var olduğu için şey girdim. Mesela geri eğitme sayfasına gidiyorum. Mesela kursum var bir tane Kursum var, kursum. evet. Yani
gidiyorum. Hatta dersim bile var. Ama ikinci bir dersi ekleyemiyorum. Bunu sen bir push et, commitle bir ara verelim. Ben de aradan sonra buna bir bakayım. Beraber bakalım. Bir de benim Tamamdır. bilgisayarda deneyelim. Bir 10 dakika, 15 dakika sonra buna bakalım. 10 dakika sonra bakalım. Tamam. Şurada denetle diyorum, tamam mı? Burada kaynak kodda bu script'i ne olarak görüyoruz? Bak burada 1 geliyor. Böyle görüyor musun? Kurs ID 1, bölüm ID 1. Geri geliyorum. SQL'e tıkladım. Script'te ne geliyor? 1, 2. Doğru. Yani şu tırnakları eklemediğimi düşün. Şu tırnakların olmadığını düşün. Bunlar yine geliyor demek ki. Tırnak olunca da string gibi göndermesi sağlıyor. String gittiği için integer gibi yakalayamıyor. Bununla alakalı da olabilir. Bir deneyelim. Şöyle ders adı deneyeyim. Şöyle deneme 30 diyeyim. Ders oluştura bastım. F12 dedim. Tabii şu an bir hata oluştu galiba. Ders oluştura bastım. Bende de 500 dönüyor. Yanıt neymiş? Kurs ID parametresi null değeri içeriyor diyor. Kurs alt ID. Diğer sayfaya gider misin lan? Hani bizim metot. Evet, bıraktım kontrolü. Burada kurs alt ID, benim alt ID, evet. Ama yanlış dosyaya gidiyorsun. Senin dosyan ne biliyor musun? Kurs content et. Burayı kurs part et değil, kurs content et demem lazım. Aslında doğru yazmışsın, biliyor musun? Yeniden deneyelim. Yine bir hata var sanki. Ders kodunda hata gösteriyor galiba benimki de. Kurs alt ID göndermişsin. O şey çalıştı. Benimki de çalıştı. Burada kurs alt ID var. Şu alt tire'ye bölüm alt tire ID'yi de değiştirelim. Benimki de çalıştı. Yani bir şey Şu, olarak. tamam. Şu an bende de çalışması lazım. Tekrar bir deneyeceğim.
Yalnız iPhone kabul etmiyor. Deneyelim, onu da deneyelim. Eğer bendeki çalışıyorsa sana gönderirim. GitHub'tan alırsın. YouTube kodu ekle mesela. Eklemiyor Sen diyorsun ya. şimdiki gönderirim, şimdiki mesela gidecek. Yani az önce geldi. Ders oluştur dedik. Database'e bakmazsanız. 500 dönüyor. Evet, iframe'e kızıyor. Zararlı olabilecek bir tag olduğunu düşünüyor. Mesela normal başka bir şey gönderseniz bir de Bunu iframe güvenli kızıyor. bir kodmuş gibi olduğunu belirtmemiz gerekecek. O zaman hata gidecek. Ne yapmamız lazım? Şimdi bunun için bir tane metot olması lazım. Ekranları kapatıp tutsun. Diyor ki web config dosyasına HTTP runtime request validation'ı şöyle yapabilirsin diyor. Şunu eklersem sistem webin içine hata vermez diyor. Bunun farklı bir yöntemi daha var. Burada da bizim gördüğümüz gibi göstermişler. O 1511 step oldu. Şöyle diyor. Burada web config mi diyordu? Web config'in içerisinde sistem web'in içine şu satırı ilave ediyorum. HTTP runtime. Çalıştıralım yeniden. Şöyle chat'ten sana da göndereyim o kodu. Onu ekleyince de bu sefer sayfamız bozuldu. Çünkü iki tane HTTP olduğu için. %50'ye var. Yine de şey mi? Aynı hatayı veriyor. Ya bir tane kod vardı orada.
Çözülebiliyordu da bir saniye. L of HTML. Bak mesela burada L of HTML diye bir ifade var. Bunu şuraya geri alayım. Karışmasın orası. Hemen ardından virgül yapıyor. Validate false. Olur. Ben çıkıp tekrar gelsem olur mu? Olur. Ses geliyor. Geliyor.
Oo, bunu eklemiştim. Tamam. Şimdi o zaman ne diyoruz? Tempo var olsun, tempo bu çıkar. Ondan sonra iframe ekliyoruz. Şimdi de iframe ek. Geçti iframe. Uğraşıyoruz. Dinlensin. Diğer soru şu. Açtım. Kayboldu. Refresh'e basıyorum. Inputlar geldi. Demek ki kabul etmiş. Database'imize giriyoruz. Database'imizden şimdi kapatıyoruz database'imizi. Tekrar açıyoruz. Şöyle mi? Evet. iFrame Eline geldi. sağlık. Olmuş. Ama o iframe'den sonra o küçüktürden sonra bir boşluk bırakmış. Onu C sharp yapmış galiba. iFrame'den sonra boş. Bu, Evet. küçüktürden sonra bir boşluk mu var? Öyle mi gözüküyor? Tamam, şey yapayım. Hepsini kopyaladım. Şurada bir not defter zaten açıktı Yapıştır eskisi. bakalım oraya. Şimdi yeni bir not defter açıyorum. Hemen yanına. Eşleştirmek için. Şöyle yapıştır. Pardon. Kapatalım. İzin kapatalım. Hepsini. Tamam. Tek satır haline getiriyor. Bir dakika şey. Ha, tamam, şimdi Ha, olmuş. orada boşluk yok değil mi? Ben öyle görmüşüm. Tamam. Aynı. Aynı. Tamam. Demek ki eklemiş. Süper. Burayı hallettik. Evet. Tamam. Evet. Sadece tek problem şu. Şu kadar. Yani validate input false. O kadar. Sen bu haline böyle push edersin. Commit Tamam. et. O zaman Projeyi bir durdurman durduralım. lazım. Durduruyorum o zaman. Bu yapılanlarda da bir yapılacaklar listesine bakabilir miyiz? Tabii ki de. Şimdi ders ekleme sayfası yaptık falan. Tamam, onu öbür tarafa taşıyalım. Kire. Böyle açıldı. Add Şimdi result'a sadece gerek sayfa kaldı. kalmadı. Çünkü şeyle yaptık ya. Ajax yaptığımız için alttakine gerek kalmadı. Onu silebilirsin o satırı. Şunu mu? Add result'ı. Şunu mu? Üstteki. Add Yani result şu dedik sayfa. ya. Şunu. Aynen o sayfa. Ha, şunu mu? Evet, onu Ha, bir de silerim. son sayfası şey. Ha, gizledik. Yani aynı yerde kalıyor. Aynen. Farklı sayfa yapacaktık onun için controller'da. Gerek kalmadı Ajax yaptığımız için. Şimdi Evet. kurs ekleme sayfası yaptık mı? Yaptık. Ders Kurs içeri. liste kurs silemesinler zaten. Öğretmen kursu silemesin. Kursu Tamam. güncelleme. Kurs bilgisi belki kursun resmini güncelleme. Burayı yaptık olarak sayın. Burayı işaretli komple. Onu da yukarı taşı. Ders ekledik ya. He pardon dersmiş bu. Bölüm değil ders. Ders eklemeyi yaptık. Listelemeyi yaptık. Sil, ekle sil, ekle ve listele yazısını silebilirsin. Ekle listele yazısını sil sadece. Tamam. Ekle Sil listeye. ve güncelle kaldı değil mi? Evet, güncelle kaldı. Tamam. Şuraya Ekle listele. Tamam, süper. Bir şey kalmıyor ya. Bitiyor. az önceki yani hatamızı düzelttikten sonra onu önce commit yapayım mı? Commit et bence. Şeyler stage all changes diyorum önce. Sonra tabii config'i hani stage yazıyorum. Çünkü web config'de database ismi bilgisayar ismi var sadece okuma. O zaman commit. Neyse.
güncelle. Silmen de çok basit değil mi? Çünkü direkt. Sil çok basit. Onu da Ajax'ta yapalım. Evet, yani güncelle de bence çok basit. Güncelle ekle sayfasıyla aynı tasarım olacak. Aslında ekleme sayfası var ya, o alanı güncelle olarak da kullanabiliriz. Ya bence o alanı gizleyelim direkt altın. Öyle bir şey olabilir yani. Aynısından bir tane de kopyalarız. Aynen hemen yapalım mı? Önce sili yapalım. Sil daha kolay çünkü. Sil için Tamam, o controller'da zaman. bir tane metot üretmem lazım. Kontrollerde metot üretmem lazım. Şurada. Bizim istediğimiz bu. Bunu kopyalıyorum o zaman. Şuraya gerek yok. Glukoz kontrol delete. Delete olacak. Buraya sadece ID gönderiyoruz değil mi? Yani şeyin Content ID'si. ID göndermen lazım. Evet, ID gönderiyoruz. O kadar. Bir şu şeyleri silelim. Evet, değil burası. Nokta. Şuraya tekrar geliriz. Kurs Şu content şuraya. dedin ya. Evet. Şöyle yap. Database'den çek. ID'ye göre kurs content'i database'den getir. ID'ye göre kurs kontenti getir. O zaman şurada tüm içerisinde yazıyorum. Yukarıya gel. Yukarıya gel. Metotlardan örnek göstereyim. Şöyle gidiyorum, yukarı gidiyorum. Gel biraz daha. Listeleme yaptığımız bir metot yok mu? Diyorum, yukarı gidiyorum. Create server. Şöyle Burada yok. gidiyorum. Tutuş index server. Burada yok. Yok. Kurs content CSHTML'e bir gel. Kurs kadar CSHTML. Kurs content. Evet. Burada bir Diğerleri tane yeterli. list sorgulama kodu yok mu? List sayfanın üst kısmında. Yukarı gidiyorum. Yukarı gidiyorum. Yukarı Heh, gidiyorum. şurada bak. List kurs content dersler diyor ya. 67. satır. Evet. O satırdan kopyala liste. Kopyala. Geliyor. Kontrolöre taşı, yapıştır. List content dersler. DB. Select yıldız from course contents ver. Content Evet. content'in ID'si nasıl database'de? Ailesine gidiyorum. Şimdi kurs Direkt kontent. ID. ID demen lazım. Buraya ID eşittir. O 0.id'yi de siliyoruz. Şöyle evet, dersler. Kontrolsunuz da gerek yok. Tamam, kurs contents'i şöyle yaz. Dersler 0 de oraya. Köşeli parantez 0 de. Şuraya mı? Evet. Kısa parantez. Kısa parantez. Evet, 0. Tamam, bu database'den silecek veriyi. Bakayım. Tamam. Bu veriyi siler. Şimdi bu sayfanın Ajax'ını yazman lazım. Tamam. O zaman şurası lazım bana. Kontrolüyorum. Save yaptım. Geri geliyorum. Şimdi Kontrolüyorum. listeye ne yap biliyor musun? Az önce geldiğin yere bir gel tekrar. Yok. Buraya mı? CSHTML'e bir gel. Ses işte.
Şimdi tabloya bir tane link ekleyeceksin. Tabloda bir kolon daha oluştur. Yukarıda tablomuz var ya. Aynen. 62. satırın hemen altına gel. Oraya işlemde bir tane daha TD ekle. TH ekle. Kopyala satırı. Geçiş şurada kolay yanı varmış. Kontrol Kontrol. D. İşlem de oraya. 78. satıra gel. 77. satıra gel. Ecezemiş onun işlemci. Yaz. Şimdi nereye geliyorum? 78'e gel. 78 buradan. Kontrol D de yine. Tamam. Oraya bir tane div aç. Div class buton tipinde oraya bir tane div aç. Sil de içine. İçine sil yaz. Div'e class ekle. Class. BTN'de. Primary de olur. Aynen. Çalıştır bakalım ne geliyor. Sıra bastı. Yükleniyor. Geç yaptı. Açılıyor. Size Windows'da bir şey göstereyim mi? Olur. Start-up. Gelseniz şu program diye bir şey var. Program sıkıntılı bir şey hani hatta Amerika'da bir spy şirketi varmış onun yani LavaSoft diyor. LavaSoft. Bilmiyorum. Aynen LavaSoft ya, sıkıntılıymış. Şuraya dikkat edin. Şurada şey bitiyor. Çift tırnak bitiyor. Sonra file hani sanki şeymiş gibi LavaSoft varmış gibi. Şuraya bakın. Hani normalde burada bitmez lazım ama C program diye klasörün içerisinde öyle bir yer var. evet ama aslında öyle bir şey yok yani. Evet. Neyse açılmış sayfayı farklı klastan aç sayfayı. Direkt oraya sildim. Hata açıyor mu öyle? Evet açıyor öyle. Yani daha hızlı. Açıldı. Şimdi giriş yapıyoruz. Burada öğretmen. Soruyoruz. Giriş. Şişar. Bootstrap gelmiş. Gelmiş. Seri açıyorum. Konsolu açıyorum. Siliyorum. Şöyle dolaşıp seçim biraz. Seçer. Hadi dost kodunu açtım. ID ekliyorum şimdi ben. Sil. Ekliyorum. Direktiyle oynar ID'de. ID eşittir sil ya da ders. Bence ne yap biliyor musun? Oraya on click yaz. Ha, ID değil de on click yaz. Aynen. O zaman bıraktan sonra daha mantıklı yazmak. Click. İçine content delete diyebilirsin.
content delete parantez içerisine et ders nok ders nokta id'de et ders nokta id et doğru tamam. Şimdi content delete diye bir tane fonksiyon üreteceksin JavaScript'te. Sayfanın en altına gel. Anladım. Sayfanın en altına geliyorum. Script'in aşağısına. Evet. Bir tane function üret. Function content delete. Yok, direkt function. Content delete. Parantez içerisine gel. Metot argüman olarak parantez içerisine şey yaz. Content delete. Ne demiştin? Ders ID mi demiştin? Ne demiştin? Yok. Yukarıda on click diye bir şey ürettin ya. İçine ne yazmıştık? Ders ID. Ders ID de aşağıya geldi. Tamam, ders ID yaz aşağıya da. Aynısı değil. Ders ID yaz. Bir tane argüman olduğu için onu otomatik anlayacak. Ders ID. Tamam. Şimdi önce şunu bir deneyelim ya. Alert ders ID'yi bir ekrana bastır bakalım. Return yapma alertte. Sayfayı yenileyebilirsin. Ctrl S yaptım. Sayfayı yenileye bastım. Basıyorum. Dörtmüş inputlar 4 diyor. 3 OK basıyorum. 2 kontrol ediyorum. Yani muhtemelen doğru da. Muhtemelen doğru. Inputlar 4 doğru. Ders aldı. HTML evet doğru. Yani doğru yani. Evet. Şimdi oraya alert değil de ne yazacağız? Oraya Ajax sorgusu yazacağız. Aynen. Önce bir tane yukarıdan Ajax'ı kopyala. Document 3D alma. Sadece Ajax'ın açılış kapanış. Post. Ha, gerçi burası direkt diye sayfa olduğu için post. Doğru. Sonrasını değiştiriyorum. Content aldım ya. Copy. Content aldım. Oraya da ders ID. Başka bir şey göndermeye gerek yok. Evet. Geri kalanları silebiliriz. Evet. Şimdi success'leri yazalım. Tam onun haydisi onunla işimiz yok. Bence o satırı şey silelim yani o şurasını direkt silelim. Yani onun ID'si olması lazım. Hide yapalım. Satırın bir ID'si olması lazım. Her satıra bir ID vermen lazım. O zaman yukarı gidiyorum. TR'ye gel. TR'ye ID eklemen lazım. ID de ID eşittir. Satır alt tire sayaç de. Satır alt tire. Şey yapalım direkt ders ID'yi yapalım. Hani öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Daha kolay.
Tamam. Ders alt tere ID yaz. Pardon. @ders.id doğru. Ha, sıraya şey yapalım mı? Bir şeyler daha ekleyelim mi? Gerek var mı? Satır alt tere deme ya da başına satır alt tere de ekleyebilirsin. Ekleyeyim mi? Fark etmez ama ekleyebilirsin yani. Bu şekilde tanıyor değil mi? Evet. Satır alt tire. Çift tırnaktan sonra artı ders ID'de. Tamam. Bölüm başarılı eklendi dediği ders başarılı silindi olacak. Yukarıda 136. satırda da bölümü ders olarak değiştirmelisin. Gerçi bu görmüyoruz ama yine de. Section bittiği için burası gözükmüyor. Biraz Alttakinde farklı. gözükecek ama. Her alttakine geçeceğiz. Ders dinlemeli. Silinemedi. Tamam. Yaptım. Herhalde bu kadar. O zaman hocam, tamam, o zaman sayfamıza gidiyoruz. Başlıyoruz. Başlıyor şu anda. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Çekiliyoruz. Temizliyorum laptopu. O zaman sile bastım. Hata çıkmadı. Sayfada gizlendi. Süper. 1'e tıkla mesela. 1'e tıkla. Sile önce Si bastım mı? Sile mi? CSS'e de bir tıkla bakalım. Tamam. Şimdi database'den bir kontrol et. Şu an CSS'e inputlar gitmiş olması lazım. inputlar sessiz. Bakalım. Peki. Gitti. Eline sağlık. Güzel oldu. Ajax'ı da çözdüm. Ama güzel ilerliyorsun. Bakalım Readme'de ne kaldı yapılacak. Sil de yaptık. Bir tek güncelle kaldı. Güncelle de kolay, hemen ekleyelim Güncelle de yanında. ekleyenin tasarımın aynısını alacaksın. Bir tane daha div ekleyeceksin öyle aynı sayfaya. Onu çok hızlı yapabiliriz hem de çok hızlı şöyle. Şu bir sil yazıyor. Kopyalıyorum. Önüne yapıştırıyorum. Önüne yapıştırıyorum. Çünkü direkt şey yaparız. Artık şey kullanıyoruz. Güncelle. Aradan geri alıyorum. Güncelliğinde. Content. Content. Edit olsun orası. Tamam. Evet, evet. Direkt ID için şey şuradan ya inform ekleyelim. Hemen açayım mı? Hazır bir. Primary diye bir şey vardı sanki. Primer var ama sarı olan alacak. Tamam dene bakalım nasıl istiyorsan. Bu kadar. Aşağı gidiyorum, aşağı gidiyorum. Tekrar aşağı gidiyorum. Şu parçanın aynısını kopyala. Başlık olarak yapıştır. Edit yapıyoruz. Edit yapıyoruz. Şundan da. Edit. Peki. Bunun aynısını kopyalıyorum.
Güncelle geldi. Sil var, güncelle var. Şunu padding yapabiliyoruz değil mi? Ney? Boşluk bırakma. Boşluk bırakma için padding right. Yapabiliyoruz. Ben bootstrap kullanmadığım için test etmiyorum. O yüzden padding yok. Padding right. MB dene, MB. MR2. Oldu mu? Tamam. Aslında, evet, oldu şu anda. Kapatıyorum. Yukarı gidiyorum. Önce MR'yi unutmadan yapıştırayım. Yukarı gidiyorum. Şurada warning. Warning'den sonra margin. 4 yapmıyoruz. Kontrol save yaptım. Geri geliyorum. Şimdi şurada edit var. Yalnız biz buraya şöyle değil mi? Edit'te edit'te önce ID'yi yakalıyoruz. Sonra onu değiştirip tekrar mı gönderiyoruz? Şimdi ID'ye göre bir kere bilgiyi çekeceksin. Evet. Şöyle de kurs content de bir alt satıra gel. Kurs contents ders eşittir de. Kurs contents ders. Nokta ders mi? Yok, boşluk ders eşittir. New content kurs contents. Bir alt satıra gel. Ders eşittir. Dersler köşeli parantez 0. Ders eşittir. Dersler köşeli parantez 0. Tamam. Şimdi bu yetmiyor. Ne yapacaksın bir de biliyor musun? Integer content ID dedin ya. Onun haricinde güncellediğin bilgileri de buraya iletebilmen gerekiyor. Ekle'de gönderdiğin parametreleri buraya eklemen lazım. Bak, ekle'ye gel. Burada fonksiyonda ekle'ye gel. Fonksiyonda var ya. C# dosyasında. Dive gidiyorum da. Yok. Az önce controller'a geldin ya. Controller'a tekrar dön. Tamam. Yukarı çık. Bak, kurs content add diyorsun ya. O parametreleri al. Yukarıya gönderdiklerini. Parametreyi de al. Tamam, onları kopyala. Date gerek yok ya. Gerek yok ya. Create'e gerek yok. Yukarıda zaten belirtmiştin, oradan baksana. Oradan mı kopyalayayım?
Bölüm ID, kurs ID, onları da göndermen lazım. Gerçi kurs ID değişmeyecek ya. Tamam. Tamam, geri kalanları eklediysen problem yok. Bunu nokta yapıyorum, nereye çıkıyor? Link yok mu? App Yok. çıkıyor. Bir şey yapmıyorsun. Add ya da remove gibi bir şey yapmıyorsun. O satırı sil. Şey changes. He, gerçi şuna da gerek yok. 140-141'i de sil. 141 ne söylüyorum? 141. Evet. Tamam. Sildim. Dersler köşeli parantez sıfır yaz o satırlara. Karşı eri olarak gelecek ya. Evet, bir tane gelecek Direkt zaten. Güncelleyeceğim veri de belli. Tamam, bu kadar. save yapmıyor mu? Save. Save changes var zaten. İşin içinde. Onun içine dönmüş oluyor. O kadar. Şöyle yaparız o zaman. Burada input yapmamız lazım. Input'ta 3 tane şey göndermemiz lazım. İsmi, video, duration. O zaman yukarı tekrar gidiyorum. Video. Şu TV hatta section'ı kopyalıyorum. Section. Aklıma bir şeyler geliyor. Şey mi yapalım? Şimdi edit yapalım. Şimdi değiştir edit yaptığımız zaman şu hype yani gizlensin şey de gizlensin, kendi satır da gizlensin. Aşağıdan da input çarptı. Öyle yapalım mı? Aa, o kolay olur ya, yaparız onu. Bir önce update'i bir görelim de. Ders güncelle de mesela oraya oluşturun. Yukarıdan kopyalayıp gibi. Kopyala. Editler seçim. Onları unutturun. Şöyle aşağı doğru gidelim. Bütün nesnenin ID'sine, name'inin başına da güncelle de. Aynı isimde olmasın yani yukarıdakilerde. Kolu bile kolu aşağı iniyoruz. Evet, ID bu. Diğer kısmına gidiyoruz. Bu ders süresi, bir lira ders süresi. Menüm ders süresi, ID ders süresi. Gidiyoruz. Bu tam var. Bu değil. Güncelle ders oluştur ID'sine güncelle ders olarak değiştirsen yeter. Değiştirelim. Oluşturu silebilirsin orada. Ha, pardon. Sonucun ID'sine de güncelle sonuçta. Ha,
kopyalarım o zaman. O zaman bu kadar. Bu kadar. Tamam. O zaman şu aşağı iniyoruz. Edit'e tıklandığı zaman Edit'e tıklandığı zaman ne yapacak? O alanları, input alanlarını doldurman gerekiyor, değil mi? input alanı açılması lazım. O zaman da normalde gizli olması lazım. Document Ready'nin bir alt satırına gel. O divi bir gizli. Document Ben Ready'nin altına. söyledim. Bu şey, eğer bu bizim değil. Tamam, ID'sini değiştireceksin. 173. satır var ya, section ders nokta height. O Evet. satırdan kopyala. Evet, Document Ready'nin altına yapıştır. Gizlemek istediğin div hangi divdi? Edit ders. Anladım. Ama değişiklik yaptık da doğru mu yaptınız? Tamam. Yani burasını önce kopyalayıp yeni bir tane aşağı yapıştırayım mı? Yok, kalsın böyle. Document 3'de sayfa hazır olduğunda çalışıyor. Ha, anladım. Ejaktan sonra şey yeni ekleme oluyor. O zaman anladım. Tamam. Ait oldu. O zaman bunu tekrar kopyalıyorum. Function'a açıldığı zaman o zaman show yapıyorum. Evet. Tekrar show. Bunu tekrar yapıştırıyorum. Şeyi de saklıyorum. Bir oluşturu kopya. Oluşturu Evet. gizlensem bir de bir şey daha gizleyelim mi? Neyi? Şey gizleyelim. Sonucu mu? Satır şunu gizleyelim bence. Hani Gerek yok. satır gizlemeyelim mi? Gerek yok. Gerek yok mu? Satırı Tamam. gizlemek demek, dersleri listelenen dersleri gizlemek demek. Aynısını bir tane değil işte sadece. Ney? Şu an kapalı. Hani değiştirdiğimiz listeyi sadece. Hani sadece bir tane gezi. Listeden sadece bir tane gezi. Niye sileceğiz ki? Gezeceğiz. Güncelleme Çünkü yapıyoruz ya. Yani. güncelleme yaptı o zaman. Gerek Neyse yok. o zaman tamam. Gerek yok tamam o zaman. Bu şekilde. Auto content ID yukarıdan o zaman Şimdi şunu yapman lazım ama. Butona tıklayınca bu metodun içerisinde bir kere inputların içine result'tan gelen JSON verisinden dönen değerleri, inputları doldurtman lazım. Hani hangisine güncelleye tıklıyorsam inputların içerisi o değerlerle dolması lazım. şuraya kopyalıyorum o zaman. Ders oluşturur kliği seçme. Şuraya mı? Evet. Kopyala.
yukarı gidiyorum. Edeceğiz. Birinci inputumuz. Input ID'ye gidiyorum. Güzel'e de kaydı. Kopyalıyorum. Sonra aşağı iniyorum. Bir, birincisi bu. Yukarı gidiyorum. Edeceğiz. Evet, güzel'e sonra güzel'e de kodu. Gidiyorum. Aşağı gidiyorum. Sadece bir tane kaldı. Süre tutanmış. Kopyalıyorum. Aşağı iniyorum. Aşağı tekrar iniyorum. Datamızı şu ikisini siliyorum. Çünkü gerek yok. Datamızı düzenlememiz lazım. Datamızı düzenleyeceksek geri bakıyorum. Adı bilgi adı sıra. O zaman datayı da kopyalıyorum. Yaş adı bilgi adı sıra. Evet. Yaş adı şuradan yani tatlı. Yani evet, şimdi kopyala. Edit dersi kopyalıyorum. Edit dersi ders pasarıyla engellendi. O satırın sonuna nokta virgülü unutma. Hangi satırın sonunda? Şurada. Güncellenemedi olacak. Galiba oldu. O zaman bastırıyorum. Bitti. Inputların içi boş gelecek ama. Neden? Doldurmadık ki inputların içine. Yok, yukarı input'a gidiyorum, yukarı input'a gidiyorum. Geldim input'a. Tamam, şu anda çalışır. Ama işleri boş gelir. Tıkla bakalım. Nasıl? Tıkla bakalım, çalıştır bakalım, bir görelim. Çalışır ama bu haliyle. Sizin dediğinizi anladım. Ajax'tan bir istek daha bulunup onların içini dolduracaksın. O zaman fonksiyonumuzu ikiye vermemiz lazım. Öyle oluyor değil mi? O fonksiyonda bir Ajax sorgusu daha çalıştırıp inputları dolduracaksın.
Sırasını kesiyorum. Doğru. Sen bence bunu kaydet. O kısmı ben yapayım. Bastırmama gerek yok herhalde. Commit et bunu. Commit edip push et. Tamam, durdurdum o zaman. Hepsini save yaptım. Yapacağız şu anda. Mavi çizgiyi. Tamam. Tamam, bir saniye önce. Yani gerçekten yerine gitmiş. Üzüntü. Siz de bu projede Jason gördük mü? Evet, Jason'ı gördüm. Ha, yok, bu projede değil de genel olarak Jason'ı konuşmuyoruz. Jason yaptık ya burada. Login'de yaptık diye hatırlıyorum ama. Bir sorun çıktı sanırım Jason'la. Heh, bak burada kullanmışız. Instructor kontrollere geliyorum. Şöyle diyorum. Public action result. Course content detail diyorum, tamam mı? İçerisine integer ders alter id diyorum. Return kurslar değil, ders diyorum. List. Course contents, dersler diyelim. Eşittir div nokta course contents nokta SQL query select yıldız row course contents ver. Hangi kolon? Kolon ismini söyler misin? ID değil mi? ID mi?
Content ID mi? Evet, ID. Yani course content ID. Buradan artık JSON dönüyor. Bunu alıyorum. Kurs kontense geldim. Senin yazdığın metodu güncelliyorum. Bu fonksiyonun dışarı çıkarsak olmaz mı? Çünkü fonksiyon içerisinde deniz diyor ki sadece çoğu ait olması yeterli. Neyi dışarı çıkaralım? Fonksiyonun içerisinde şu denizdeki iki satır haricinde dışarı çıkarsak. Bunları değiştireceğim zaten. Onları kullanmayacağım. Şu Ajax'ın görevi kurs bilgilerini getirmek olacak. Bir şey göndermiyor. Nal dedim buraya. Ama buradan bana bir şey dönecek. Ve bu dönen şeyi de alertte bir görmek istiyorum. Tamam mı? Şunlara ihtiyacım yok şu an. Benimki de yarım çalışıyor. Tam çalışması lazım.
Dediğim gibi yani şu an benim istediğim gibi oldu yani bir önce var yani. Şimdi biraz sana geçiyorum. Şeydi hani Çekçen'i izlediğimizde Çekçen ayı bir sene yanlış yazmışlar. Yani bir sene yapmışlar. Kurs content edit değil mi? Metot ismini bulamıyorum diyor. Birinci sorgu çalıştı. Kurs bilgilerini getirdin. Kurs content edit değil mi yazdın metot? Edit için metot yazmadın mı yoksa? Yazdım. Yani en aşağıda. Hani? Et var. Çektim. Bir dakika ben hemen kontrol ediyorum. Gözüküyor. Yani GitHub'da eklenmiş olarak gözüküyor. Bende gelmedi. Onun kodlarını bir göndersene. Kurs content detail var. Yok ya. Et var. Eklediğin yok. Chat'ten bir gönderebilir misin o kodları? Eklediğini ben hatırlıyorum. Şeyde GitHub'da var ki şu anda GitHub'da Ben yazılıyor. bende gelmedi işte. Edit hala çalışmıyor. Süreye kızıyor. Süreye kızıyor. Çünkü bunlar kapalı. Bunlar ne zaman çalışacak biliyor musun? Bunu yanlış yere yazdık. Bunlar bu ders güncelliğini tıklama olayında çalışacak. Güncelle dersin tıklama olayında çalışacak. Şunları kesiyorum. Bu zamanda çalışacak. Yani bu buton tıklama olayında çalışacak bu kısım. Onu düşünüyordum.
Content ID buradan nasıl yakalarız? Bir dakika, şu an istersen benim ekranı paylaşayım dedi. Şöyle yapalım. Geçici olarak var content alter id diyelim, eşittir 0 diyelim. Şuraya tıklandığı zaman content id'yi ders ID olarak değiştirsin. Burası var ders ID eşittir content ID ile dolsun. Böyle bir deneyelim. Güncelliğe bastım. Şu an bir hata yok gibi gözüküyor. Kursun bilgileri de geldi. Şimdi burada güncelle. Bunları dolu gelsin istiyoruz, değil mi? Mesela değişken nedir? Değiştirmek istiyorum. Güncelleye bastığımda ne diyor? Dizin aralık dışındaydı. Benimki de şu an olmuş olabilir. Şey yapıyorum. Kapat. Şu an. Ve ekran paylaşırsam bakalım. Şimdi güncelle. Az önce yoktu bu yeni. Neyse, şöyle bir şey var işte. Şöyle kesiyorum. Şey yapıyorum. Şimdi güncelliyorum. Sayfa güncelliyorum. Şimdi aşağı inceliyorum. Bir tane distraktör, bir tane dersim var. Yani ders alıştırdı. Tamam. Başka bir şey yok şimdi. Şimdi güncelleye bastım. Ders oluştu. Ders güncelleye değişti. Yani ders oluştu, dizlendi. Güncelleye açıldı. Bunun fonksiyonu yazılmadı. Yani buraya kadar tamam. Buraya kadar sıkıntı çalışıyor. Şimdi şey yaptım. Güncelle ders klik olduğunda fonksiyon var. Güncelle dersiniz ne? Yukarı gidiyorum, yukarı gidiyorum. Edit dersinizi butonu güncelle ders. Yani ders. Tamam, var. Tamam. Şimdi en aşağıya gidiyorum, en aşağıya gidiyorum. Klik fonksiyonu. Ders ID'yi nereden alıyorsun? Beraber yazdık zaten bunu. Ha, ders ID mi? Ha, ben şimdi o kısma bakıyordum, biliyor musun? Ben orayı yaptım, hata bile aldım yani sen bakmadın demek ki oraya. Geriden mi geliyor? Ha, ben de size şey saçmalamışım o zaman. Ben aynı şeyleri yazdım hatta. Yazdım ama takıldım bir yerde. Burayı çözeceğim, bir ara verelim. Globalde Content ID diye bir şey ürettim. Content ID'yi Edit'e tıklanma olayında doldurdum. Aynı zamanda ders güncellerinin içerisine de Content ID'yi ekledim. Çalıştırdığımda şöyle bir durum oluyor. Globalden çağırabiliyorsun nesneleri.
Bak güncelleye bastın. Script'e tıkladığımda Content ID 0. Buranın değişmesi lazım. Content ID'nin 0 olmaması gerekiyor. Denetle diye baktığımız yer Firefox'ta mı sadece? Yok, Chrome'da da var. Merak ettim, benimki de olduğunu düşünüyordum. Doğru. Sadece Şöyle düzenleme incele diyorsun, incele. Şu. şey yapmak istiyorum. Pardon. Siz az önceki sayfaya geri dönebilir misiniz? Evet, siz yukarı gönderin. Yukarı. Yukarı gidelim. Bu sarı güncelleyi tıklayabilir misiniz? Şimdi bakabilirsiniz değişti. Yok yok, şeyde. Bir var işte. Bir geliyor. İncelemede. Yok, sıfır. O zaman ben de buradan deneyeyim. Yani sanmıyorum. Ne geleyim? Güncelleyi tıkladım. Referansiyel bakalım. Ne bileyim? Content ID burada sıfır dönüyor. Buraya gelmiyor.
Bir tane gizli input şöyle ders ID diyorum. Type'ı hidden diyorum. Şuradan. Güncelle ders ID'nin değerini alacağım. Buradan alamıyorum madem. Buradan bir almaya çalışalım. Güncelleye bastım. Deneme. 1. Güncelledi demek ki. Sayfayı yeniyorum. Değişken nedir? Biri gördüm ama. Biri gördüm, değişken nedir? Burayı güncellemedi. Ders adı diye bir şey yok. Content ID göndereceğiz. Nedenle güncellemeli. Şu an güncelleyecek. Tekrar bir sayfamı yeniliyorum. Deneme. Güncelleye bastım. Ders başarıyla güncellendi. Sayfayı yenilediğimde deneme olarak geldi. Şimdi buraya tıkladığımda ben burayı dolu getirmek istiyordum. Ajax'ını yazdım aslında. Sadece doldurmadık. Ders güncelleye bastığımızda şurada alertte bize object geliyor ya. Var data diyelim. Eşittir. Result'tan gelen 0. Daha sonra alert data nokta işte neyi göstereceğim? Şöyle diyelim. Object dönüyor ya. 0'ın content name'ini ekrana getirelim. Güncelleye bastığımda şöyle bir clear edeyim. Güncelleye bastığımda content name yok diyor. Data nokta content name olacak. Güncelleye bastım. Deneme geldi. Yani o deneme alacağım, buraya ekleyeceğim. Şimdi o 1 video kop 2 bir de neyi getireceğim? Süresi, duration. Duration'ı aldım. Şimdi zaten bunların ID'leri belliydi. Şunları kopyaladım. Buradan elde ettiğim datayı doğrudan buraya gönderiyorum. İşte data nokta content alter name, yine data nokta
video code data nokta content duration. Sayfamı yeniliyorum. Şimdi güncelliği bastığım zaman ders oluştur. Bunların başında güncelli olacak değil mi? Güncelliğe bastım. Bunlar geldi. İşte artık ne değiştirmek istiyorsam onu yazıyorum. Güncelliğe bastığımda güncelledi. Sayfayı yenilediğimde güncel bilgiyi gördüm. Bunu da diyelim ki şöyle commit edelim. Hangi sayfaydı bu? Kurs content. Güncelle. Tamam. Bunu da gönderdim. Burada ne kaldı? Güncelleyi de bitirdik. Bir tek görüntüleme sayfası kaldı. Görüntüleme sayfasına sen bakabilir misin? Ben gönderdim kodları, bir check kodları. Ekranı sana bırakıyorum. Web config'te ben her defasında şey yaptığım için senin web config bozuluyor herhalde. Yok yok. Web config'e bir şey olmaz. Siz sadece değiştirdiğiniz dosya şurada varsa hata oluşuyor. Mesela siz web config'e hiçbir şey yapmazsınız. Az önce commit yaptığınızda web config'e commit yapmadınız. O yüzden nasıl diyeyim? O da değişmiyor. Tamam. Burada bunun için de benim kendi bilgisayarım şeyi var, eski var, sorun var. Neyse. Yes to all. Galiba oldu. Yes to all. Bakalım. Ama iyi şeymiş ya. Hani siz input yapıyorsanız, gizli yapıyorsanız, input'un zaten diğer alınabiliyor. Mantıklı. Evet, normalde şey oraya globalde ürettiğim değişken değerini okusaydım o da yetecekti ama yapamadım. Bir yerde okuyor, diğerinde görmüyor. Global, ben onu daha önce JavaScript'i düşündüm, hani bir fonksiyonun değerini başka bir fonksiyon aktarma. Ama burada işe yaramıyor o zaman. Size mesela görme dediğimiz scope diye şey var ya hani onu hani onunla alakalı yani input çok mantıklı. Yani bir div bile olsa divin içine yazdırırdım, gizlerdim. Oradan bile çekerdim. Input'ta olmasaydı beni. Ya, o da olabilir. Onun dışında ama yani mantıklı yani saklayarak, gizli yaparak yapar. Neyse, e-mail resmini giriyoruz. Evet. Bu yazdığım için
ders alır diyor. Ders alır olmasın. Bu kitabın içinde ne olabilir? Bir dakika. Ders alır var. Güncelediğinde. Ha. İşte. Şöyle. Alerte. Tamam, güncelleye bastım. Geldi. Geldi. Tamam, süper. Silmeyi yapmıştık, değil mi? O da Aynen bitti. şimdi. O da bitti. Evet. Güncellerin hemen yanına görüntüle diye bir tane buton ekleyelim. O da farklı bir sayfaya gitsin. Onun için bir tane controller'da metot yazacağız. O butonun hemen yanına bir tane daha buton ekle. O butona da link verelim. Ya Zaten ders ID belli. güncellerin önüne mi, arkasına Fark mı? etmez, nereye istersen. Önüne o zaman. On kulesi görüntüle de. Oraya bir tane ahiref ekle. Tamam, 12'yi gitti. Şu da info. Şöyle mi işte? Aynen. Ahref'e de sonsuzluk slash instructor slash başına sonsuzluk ekle. Ü harfi alt ü. Aynı. Instructor olacak. Tamam, slash. Oraya bir tane metot üreteceğiz. Metot ismi kurs content view. Soru işareti id eşittir @ders.id. Tamam. Şimdi instructor controller'ına kurs content view diye bir metot yazalım. Metoda. Ama metoda. Kostantra. Pardon. Ne yapacaktım? Metoda. Kopyaladığın isimde metot üreteceksin. Tamam. Click. Tamam. Oraya ID göndermiştik. Integer ID. Return view. Tamam. Şimdi onun dosyasını üret. Edge'de Wow, bu kadar kolay mı ya? aynen İşte de hemen çıkacak.
Sen ilk dersleri kaçırdın herhalde bu şeyleri anlatırken. Bu course contents var ya, onu kopyala. Course contents'teki yok. Course contents CSS HTML'e gel. Tamam, onu kopyala komple. Komple kopyala. Aynen. Onu sil, oraya yapıştır. Tamam, şimdi en altındaki JavaScript'lerin hepsini sil. Onlarla işimiz yok. Güncelle section'ı da sil. Yukarı gel. Ders oluştur değil, ders detayları de. Hatta oraya direkt dersin ismini yazarız. Kalsın orası. Biraz yukarı gel. O section'ı biraz yukarı daha gel. Gel gel gel. Tamam, dur. Buradaki süslü parantezler var ya, süslü parantezleri bul yukarıda. Çok yukarı çıktı. Biraz aşağıya. Şu an Heh. Şu table var ya, table. Bu table'ı sileceğiz. Bu table'ı silmen lazım. Ama bir saniye, şuradaki kodu da alman lazım. O list var ya, list, sadece list al. List satırını al. şey sana şey de söyleyeyim. Tabloyu komple sileceksin ama sadece liste alman lazım. Forici de sil. Tamam. Şimdi dersler sana ne dönecek? Burada bir saniye. Burada bir saniye ne yapacağını sana söyleyeyim. Bölüm 0'ın ID'si değil de Course Content View'a gelirken yazman gereken kodu söyleyeyim hemen. Chat'ten bir kod gönderdim. Şu kod orada yazıyor mu? Yukarı gel biraz. H3'ün üstüne gel. Bak, orada part ID diyor ya, biz bu sayfaya biz part ID göndermiyoruz. Controller'a bak, ne gönderdik? Parametre ismi. Instructor controller'a gel. Ne göndermişiz? ID göndermişiz. Oraya git, ID olarak değiştir. Part ID değil. Tamam. Alttaki iki satır olan listleri sil. Tamam. H2, H3'ü de sil. Hatta o scope'ları da birleştir. Aynen. Artık bölüm 0.id değil, direkt id yazacaksın oraya. Bu arada biz artık kurs content, yani kurs içeriğini çekiyoruz. Content part id değil, direkt content'in id'si mi oluyor? Tabloya bakabiliriz. Database'den. Ne yazacağız oraya? id mi? Tamam, id. Tamam. Bu kadar. Şimdi buradaki formdaki
Form var mı burada form? Form tag'i var mı? Yok. Form tag'i var mı? Tag olarak. Yoksa tamam. Varsa silmemiz gerekecek. Yok, ben görmedim. Tamam. Ders adı olan yere o input'u komple sil. Label de sil hatta. Oraya bir tane div aç. Ya da H1 de açabilirsin. Oraya et dersler 0 nokta. Dersler 0 nokta de. Neyi getirmek istiyorsun? Dersin adını getirmek istiyorsun. Content name. Bir altına gel. Ders uzunluğu de mesela. Ya da parantez aç oraya. H1'in içerisinde. Parantez aç kapat. Sürede 2 nokta üst üste et dersler 0 nokta content duration. Dersler 0 nokta content duration. Sürede başına anlaşılsın. Saniye diye de eklesem de olur. Aynen saniye. Sonuna saniye de ekleyebilirsin. Tamam. Alttaki form grubun içindeki label input'u da sil. Oraya doğrudan et dersler 0 nokta content mi demiştik? Ne demiştik? Evet, content dersler 0 nokta köşeli parantez aynen video kod direkt bunu gönder. Alttaki iki tane hatta üç tane div class form grupları da silebilirsin. Bu kadar. Burada bu kadar mı bir şey var? Hani duration'ı gösteriyoruz, ismini gösteriyoruz, oraya gösteriyoruz, kredi gösteremem mi? Belki göster. Oluşturma tarihi de, dersin oluşturma tarihi. Tamam, bu kadar.
LinkedIn'den gidemiyor musun? Nereden gideceğiz konuşmamız? Yok, geri gel. Başlığa tıkla. Başlığa. Kurs başlığına Seçenek. tıkla. Evet. Bölüme tıkla. Oradan görüntüle de. Normalde oraya iframe eklersen video gözükür. Hatta ben niye buradan şey yaptım? Artık şey dedim. Aynen. Ana sayfaya gidiyorum. Yok. Evet. Evet, Eğitmen ana eğitmen sayfası. sayfasına gidiyoruz. Sıçratta gidiyoruz. Ne yapalım? Tamam. İkinci elle. Bastım ama. Sayfayı yenile bakalım. Olmamış olabilir. Nedenini söyleyeyim. Nedenini söyleyeyim mi? Söyle. Ben söylüyorum. Şurada şey yok. iframe kabul eden. Hani Ekledin, kod burada yok diyorsun. Hata da vermedi. hata vermiş olması lazım. Aşağıda hata vardır mutlaka. Ha, Ajax olduğu için burada anlamadık. Tamam. Tamam, o eklediğin de buraya dahil et. Tamam, o zaman burada. Kodu bir durdurman lazım. Şu bir dakika, ben şu Ekle. sesli bloklarına buraya ses blok kuran nasıl bitti? Şimdi şurada şey ekliyoruz. Bu arada eklediklerim bende de silinmiş. Nasıl olduysa. Onu buluruz. Yani sıkıntı olmaz. Şuradan bir ayarlayalım. Bir değil. Şurada olması lazım. Nükleer. Geçtiğimiz yolda. Ayşe hata giderdi. Şu. Hani gitarın güzelliği bu. Falan. Edit'e ve eklemeyi de aynısını dahil et. Doğru yere yaptım ben akşam doğru yere. Doğru. Save yaptım. Save yaptıktan sonra Şimdi aşağıdan çalışsa şöyle. bakalım. Açılıyor galiba. Giriş yapıyoruz.
Onu P tagi içine ekledim büyük ihtimalle. Neyse, onu ben çözerim. Bu sayfaları bitti olarak işaretleyelim yine. Commit edelim bu haliyle. Bu iki sayfa bitti. Ders içeriği görüntüleyelim. Bitti. Eğitmeni eklediğimizde aynı şeyleri öğrenciye de dahil edeceğiz. Ve proje bitiyor. Stage demene gerek yok aslında. Stage deyince bende bozuldu mu? Sen stage yapınca ben göremedim herhalde. Tamam, commit et. Görüntüleme. Tamam. Tamamdır. Hemen şuradan kontrol ediyoruz. 25 saniyede görüntüleme dersleri bitmiş. Tamam, ben de gördüm. Son yaptığın değişikliği gördüm. Yani şey C# geldi yani değil mi video Studio? Geldi. Çok Şöyle güzel. durdurayım. Evet, kodlar geldi. Evet, o zaman sadece şurası kaldı. Evet. Şey yani. Onu şu an baksan var ya, Instructor'a baka baka yapsan aynısını zaten yaparsın. Ders detaylı Aynen. listeleme birebir aynı. Bir blok var. Bitti yani. Projede bir şey kalmadı. Eğitim de bitti. Burada bitirelim. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Eline emeğine sağlık. Size ikinci teşekkür ederim. Yani sizi de Demek. İyi akşamlar.